Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yiğit Şahin. Bugünkü videomuzun konusu tekrar 11 olsam ne yapardım ve 11. sınıflara tavsiyeler. Unutmadan beni Instagram ve TikTok hesabından takip etmeyi unutmayın. Orada da özgün içeriklerimiz devam ediyor. Hiç bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar önce kendimin 11. sınıftaki halinden bahsedeyim. Ben 11. sınıfta gerçekten doğru dürüst çalışmaya başladım. Bir sınav ciddiyeti oluştu. 11. sınıfa kadar 9. 10. dönemlerinde sadece sınav odaklı not almak için çalışıyordum. Ama 11'de gerçekten bir sınav ciddiyetiyle düzenli şekilde çalışmaya başladım. Peki ne kadar çalıştım? Arkadaşlar kendimi sıkmadan, yorulmadan çalışabileceğim maksimum seviyede çalıştım. Bu kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ama size şunu söyleyebilirim ki asla böyle 6 7 8 saatlere çıkmadım. Çıkmayı da size önermem. Neden? Çünkü bu bir maraton. Siz başta koşarsınız, depara atarsınız, ilerlersiniz, herkesi geçersiniz. Ama bir anda yorulursunuz. Gidememeye başlarsınız, emeklersiniz. Arkadan yavaş yavaş yürüyen insanlar sizi geçer. Ve sizden önce çizgi geçerler. Sizden daha yüksek sıralamalar yaparlar. O yüzden ben sizi kendinizi yormanızı daha 11'den tavsiye etmem. Düzenli şekilde çalışın. Size yeterli olacaktır. Şimdi size 4 maddede tavsiyelerimi açıklayacağım. Birinci madde. Arkadaşlar düzenli şekilde paragraf, problem ve geometri rutini oluşturacaksınız. Bunu bu sene yapmak size çok büyük bir avantaj sağlayacak. Şimdi bana soracaksınız 11 konuları var ben bunlara ne zaman çalışacağım? Kendimden örnek vereyim. Arkadaşlar ben sabah insanıyım. Sabah erken kalkardım. Saat 5.30'da 6 gibi kalkardım. Okula gitmeden önce paragraf problem ve geometri sorularımı eksiltirdim. Bir gün paragraf problem yapardım. Bir gün paragraf geometri yapardım. Çünkü çok fazla zaman olmuyordu. Hepsini yapacak zamanım olmuyordu. O yüzden bu şekilde bir düzen ilerlemiştim. Ve bu şekilde de gayet iyi yol kat ettiğimi düşünüyorum. Eğer çok isteyen olursa yine bu maddenin içinde TT fen konularını ekleyebilir. Ben şahsen TET-FEN konularına çok bakmadım. Size de bakmanızı çok fazla tavsiye etmem. Çünkü TT'nin %60'ını paragraf, problem ve geometri oluşturur. Eğer siz bu 3 alanda çok iyi seviyelere gelirseniz sizin netleriniz artar. Diğer insanlardan 4-5 adım öne geçersiniz arkadaşlar. İkinci madde. Arkadaşlar bu madde açık ara en önemli maddemiz. 11'i çok iyi çalışmanız gerekiyor. Neden? Çünkü 11. sınıf AYT'nin temelidir. 11'i bilmeyen insan 12'de bocalar. Siz 11 e o kadar iyi çalışın ki yazın ufak bir tekrar attığınızda 12. sınıfta ufak bir tekrar attığınızda yeniden tüm konuları hatırlayabilin az bir çalışmayla halledebilin. Size şöyle örnek vereyim. Ben 11. sınıfta gerçekten o kadar sert çalışmıştım ki özellikle kimyaya. 12. sınıfta neredeyse kimya çalışmadım bile. Hiç gerek duymadım çünkü hepsini hatırlıyordum. Tüm soru tarzlarını, her şeyi öğrenmiştim. Yani yine sistemler de aynı şekilde. Sistemler sözel bir konu ama siz buna çalışırsanız bir kere ikinci sefer, üçüncü sefer çalıştığınızda hatırlamanız çok kolaylaşacak arkadaşlar. Ben çok kolay bir şekilde halledebilmiştim bu dersleri de. Dediğim gibi 11'i çok iyi tutuyorsunuz. Kimse ben TT çalışacağım benim TT netlerim artmıyor ben TT'mi arttırmam gerek diye 11'i ihmal etmesin. 11 çok daha önemli unutmayın arkadaşlar sınavı AYT kazandırır sizi üniversiteye AYT sokar sıralamanızda AYT belirler. Ayrıca ufak bir parantez açayım 11. sınıfın 2. dönem fizik konularına iyi çalışın beni yaralayan bir alandı o yüzden siz bu tuzağa düşmeyin o konuları iyi öğrenin. 3. madde arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle net saymayın. Neden? Çünkü daha işin çok başındasınız. Net sayılacak bir dönemde değilsiniz. Çok fazla eksiğiniz var. O yüzden netlerin düşük olması çok normal. Size şöyle bir örnek vereyim. Benim 11. sınıftaki ilk denemem hatta Ocak ayında falan 56 netti. Duy, doğru duydunuz 56 netti. Yani 56 netle başlayan bir insan da dereceye doğru uzanabiliyor görüyorsunuz. Bana yazıp duruyorsunuz ya şu netteyim çalışamıyorum şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum. Çok fazla çalışırsam şunu yapabilir miyim bu sıralama yapabilirim. Arkadaşlar yaparsınız. Çalışmanız gerek sadece. Yani görüyorsunuz ben 56 netten başladım. Ve düzenli bir şekilde çalışarak 11. sınıfın sonunda bunu 75-85 bantlarına kadar çıkardım. Dediğim gibi sizin şu anda yapmanız gereken şey 11'i çok iyi öğrenmek, TET içinde paragraf problem geometri rutini oluşturmak, bu şekilde ilerlemek. Bir şekilde eksiklerinizi kapatmaya devam edeceksiniz. Netlerle çok ilgilenmeyin. Arkadaşlar bizim net sayacağımız ay 12. sınıfın Ocak ayından itibaren başlar. O zamana kadar netlerinize çok ilgilenmeyin. Sadece gidin ya ben niye yapamadım bunu diye düşünün. Yanlışınız mı çıkıyor? O yanlışa bakın. İrdeleyin ben bu soruyu neden yanlış yaptım deyin. O soruyu da bir daha yanlış yapmayın. O şekilde ilerleyin. Eksik kapatmak da tam olarak buna denir. Daha sonra net arttırma serimde bunlardan bahsedeceğiz. Dördüncü madde. Sosyalleşin arkadaşlar. Daha 11. sınıftan kimse kendini aa sınav geliyor ne yapacağım ne edeceğim modlarına sokmasın. Daha 11. sınıfsınız hayatın biraz zevkini çıkarın. Arkadaşlarınızla gezin dolaşın kendinize zaman ayırın. Bir spor yapıyorsanız kesinlikle devam edin. Spor yapmanın ben çok fazla avantajı olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben 11. sınıfta dünya kadar basketbol maçına çıkmıştım okul takımımla. Onun dışında 3 tane okul gezisine gittim. Ve daha yani müzik aktivitelerine katıldım okulda. Daha çok fazla şey yaptım 11. sınıfta dediğim gibi. Sosyal hayat ve Ders çalışmak düzenli olunduğunda kesinlikle devam edebiliyor. Ve eğer 11. sınıfsanız siz ikisini de yerleşecek yeteri kadar zamanınız var. Bunu unutmayın. Ve ayrıca sizin bu sosyalleşmeniz mental sağlığınız açısından da çok önemli. Sürekli ders çalışırsanız, beyniniz sürekli ders görürse bir yerden sonra kusmaya başlar. Bilin fiziksel olarak kusmaya başlarsınız. O yüzden mental sağlığınızı iyi tutun. Arkadaşlarınızla sosyalleşin. Ayrıca arkadaşlar liseye bir daha gelmeyeceksiniz. Lise hayatınızda sadece bir kere oluyor. Liseyi iyi hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Bu günleri daha sonra ararsınız. Ben mesela liseden mezun oldum. Şimdiden liseyi özlemeye başladım. Daha ileride neler olacağını düşünün. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İsterseniz sizin için kısa bir özetleyeyim. Birinci maddemiz paragraf problem geometri rutini oluşturacaksınız. Bunlara devam edeceksiniz. TET'nizi böyle arttıracaksınız. İkinci madde 11 çok sert götüreceksiniz. Çok iyi öğreneceksiniz. Çok fazla soru çözeceksiniz. Üçüncü maddemiz TET'den net saymayacaksınız. Eksiklerinizi gidermeye çalışacaksınız. Dördüncü maddemizde sosyalliği bırakmayın arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, aşağı yorum bırakmayı, çanı çınlatmayı unutmayın. Benden koşu kalmak isteyenler gerekli şeyleri açıklamada bulabilir. Ayrıca Instagram, TikTok'u unutmuyorsunuz. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.